Efendim günaydın Türkiye'ye, hoş geldiniz. Teknik çalışmalarımız daha iyi bir yayın dinamiği için bir yandan sürerken bizler de hızlı bir şekilde hemen bugüne başlayalım. Değerli seyircilerimiz, bugün 6 Mayıs 2020 Çarşamba günü gündemiyle sizlerle olan birlikteliğimiz başlıyor. Hızlıca bugün sizler için neleri takip edeceğiz? Ajansların gündeminde ne var? Ona bakarak başlayalım. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakanlık Bilkent yerleşkesinde basın açıklaması yapacak. Türkiye İstatistik Kurumu 2019 yılına ilişkin aile istatistiklerini açıklayacak. Salgın merkezi Avrupa'dan Amerika'ya kaydı biliyorsunuz. Covid-19'un dünya genelindeki gelişmeleri de takip ediliyor. Avrupa Birliği Batı Balkan Zirvesi de yine video konferans yöntemiyle yapılacak. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu. Yeni tip Covid-19 meselesi dün biliyorsunuz Federasyon Başkanı Sağlık Bakanı'nı ziyaret etti. Ve Sağlık Bakanı deyim yerinde ise topu federasyona bıraktı, liglerin nasıl devam edip etmeyeceğine ilişkin. Belki bu konuya ilişkin de Muharrem Kasapoğlu'nun açıklamaları olabilir. Yani tüm ligleri tabii basketbolu, voleybolu, futbolu hepsi kapsamında belki açıklamalar gelebilir. Çocukları HDP aracılığıyla kaçırılarak PKK terör örgütüne teslim eden ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki evlat nöbeti sürüyor. Dün siyah çelenk bırakıldı. Evlatlarımızı istiyoruz talebi bir kez daha yüksek sesle haykırıldı. Bugün de yine gün içindeki takibimizde olan noktalardan bir tanesi olacak. Ve son 24 saatin Türkiye'ye ilişkin Covid-19 verilerine bakarak hızlıca gündemimize giriş yapalım. Türkiye Covid-19'da mücadelede başarılı bir sınav veriyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son 24 saate ilişkin verileri paylaştı. Buna göre 1832 yeni vaka tespit edilirken 5119 vatandaşımız daha yeni tip koronavirüsü yenerek sağlığına kavuştu. Bakan Koca vaka sayısı seyrinde görülen kısmi artışa dikkat çekti. Yeni bir dönemdeyiz, salgına fırsat tanımamalıyız dedi. Son 24 saatte 5119 vatandaş daha Covid-19'la mücadelede zafer kazandı. Taburcusunuz. Türkiye'de yeni tip koronavirüsle mücadele sürüyor. Vaka ve ölüm oranlarındaki düşüş dikkat çekiyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son 24 saate ilişkin verileri sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Verilere göre 5 Mayıs'ta 33 bini aşkın kişiye test yapıldı. Toplam test sayısı 1 milyon 200 bini geçti. Yeni vaka sayısı ise 1832 olarak tespit edildi. Türkiye genelinde vaka sayısı 129.491 olarak belirlendi. 59 vatandaşımız daha Covid-19'dan yaşamını yitirdi. Toplam can kaybı sayısı 3.520'ye yükseldi. İyileşen hasta sayısı ise her geçen gün artıyor. 24 saatte 5.119 vatandaş yeni tip koronavirüsü yenerek sağlığına kavuştu. Toplamda 73.285 kişi Covid-19'la mücadeleyi kazandı. Sağlık Bakanı Koca yaptığı açıklamada, yoğun bakım hasta sayısı, entübe hasta sayısı ve vefat sayısında düşüş devam ediyor. Yeni iyileşen hasta sayısı başarının diğer göstergesi. Vaka sayısında seyirde görülebilecek kısmi bir artış var. Yeni bir dönemdeyiz. Salgına fırsat tanımamalıyız ifadelerini kullandı. Bu son uyarı dikkat çekici çünkü kısmi bir artış, yani geçtiğimiz haftalarda sürekli iniş trendinde olan, hatta 2000'li rakamların altına kadar gerileyen dünkü vaka sayısında 1832 şeklinde bir önceki güne yaklaşık 200 ila 300 diyebileceğimiz oranda artış var. Yani günlük artışta, hani test sayısı oranı da 33.283, normal sayabileceğimiz bir test oranı son dönemlerde gerçekleştirilen, ama buna karşılık vaka sayısında bir artış var. Bunun anlamı şu, hani toplamı da birazdan sizlere aktaracağız yeniden, ama dikkatli olmalıyız. İzolasyon. Yani bütün kurallara uymakla yükümlüyüz. Tabii burada ilerleyen dakikalarda ona da bakacağız. Üretimin de başladığını gözlemliyoruz bazı hatlarda. Yani özellikle geçtiğimiz Nisan ayını komple kapatan birçok fabrikanın yeniden
1 Mayıs tatili sonrasında, yani pazartesi günü itibariyle, 4 Mayıs itibariyle yeniden faaliyete başladığını gözlemliyoruz. Bunun trafikteki etkilerini de gözlemliyoruz. Özellikle akşam saatlerinde artan bir ivme söz konusu. Sosyal izolasyon şart demek bu. Evet, bizim açımızdan dünya hele konjonktürünü ya da istatistiklere baktığımızda çok büyük avantajımız var. İyi bir filyasyon uygulamasıyla baskıladık, geri inişi sağladık. Vaka sayımız hem günlük hem toplamda baktığımızda iyileşen hasta sayılarımızın altında. Yani bunların hepsi güzel haberler ama hala daha 59 yurttaşımız mesela dün bu mücadelede yaşamını yitirdi. Hala daha risk var ve 1832 kısmi bir çıkış trendinde gözlemlendi. Bu devam eder mi, bugüne nasıl yansır ona bakacağız ama genel itibariyle uyarılarımızı tekrarlayalım. 1.205.000 bu zamana kadar toplam test yapıldı ve bu testlerin sonucunda 129.491 yurttaşımızda COVID vakası karşımıza çıktı. Maalesef bu zamana kadar 3.520 yurttaşımızı COVID ile mücadelede kaybettik. Şu anda 1.338 yoğun bakımda, yani neredeyse geçtiğimiz haftaya oranla 3'te 1'lik oranda bir azalış söz konusu ve yeni de eklenen çok fazla olmadığı anlaşılıyor. Ve şu anda da 707 entübe hasta sayımız, geçtiğimiz haftalarda bu 1000'li 900'lü rakamlardaydı, hatırlayacaksınız. Ve şu ana kadar da toplam iyileşen hasta sayımız 73.285 olarak karşımıza çıkıyor. Yani 73.285 dolayında iyileşen hastamız, yaşamını yitirenleri de buna dahil ettiğimizde ortalama 76 binler düzeyinde bir toplamdan 129.491 toplam vakayı çıkarttığımızda yaklaşık 50 binler düzeyinde şu anda mevcutta bir vaka sayımız söz konusu. Dolayısıyla izolasyon, sosyal mesafe, bütün kurallar açısından yine kritik bir aşamadayız. Yani şimdi ipleri bırakırsak sıkıntı yeniden karşımıza çıkar ama kararlılıkla bu mücadeleyi sürdürürsek belki bir ay sonrasına daha bir nefes alabileceğimiz, yazı daha güzel karşılayabileceğimiz bir tablo karşımıza çıkabilir. İşte 5 Mayıs tablosuna yansıyan ve istatistiklerden çıkartılabilecek başlıca sonuçları da sizlerle paylaşmış olduk. Erdoğan Partisi'nin MYK toplantısına video konferans yoluyla katıldı. Toplantı öncesinde açıklamalar yaptı. Normalleşme planı konusunda işletmelere güvenmek istediklerini vurgulayan Erdoğan, aksi takdirde tedbirleri yeniden sıkıştırmak zorunda ya da sıklaştırmak zorunda kalırız diye uyardı. Cumhurbaşkanı, Türkiye bu sarsıntılı dönemi geride bırakma safhasına gelmiştir dedi. İnsanlarımıza, kurallara riayet noktasında güveniyoruz. Kurallara dikkat çekti, uyardı. Aksi takdirde tedbirleri yeniden sıkılaştırmak zorunda kalabiliriz. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, partisinin MYK toplantısı öncesinde gündeme ilişkin konuştu. Kabine toplantısı sonrasında ayrıntılarını açıkladığı normalleşme planıyla ilgili uyarılar yaptı. Yeni dönemde fiziki mesafe, maske kullanımı, temizlik başta olmak üzere kurallara riayeti en üst düzeyde tutacağız. Kazanımlarımızı riske atacak, salgını yeniden azdıracak risklere girmeyeceğiz. Salgının döneminin ekonomiyi sarstığını söyledi Erdoğan. Dünyanın siyasi ve ekonomik olarak yeniden şekillendiği bir döneme giriyoruz. Bu kritik dönüm noktasında karşımıza çıkan fırsatları değerlendirmek için öncelikle önümüzdeki salgın engelini aşmalıyız. Türkiye'nin COVID-19'la mücadelede dünya ülkelerine örnek olduğunu da ifade etti. Normalleşme hayatın her alanında hızlanacak. Bu kapsamda meclis gelecek dönemde mesaide olacak. Mecliste başlanmış olan veya başlama kararı aldığımız, neticelenmeyi bekleyen pek çok düzenleme bulunuyor. Bunlardan biri de barolar ve tabip odaları başta olmak üzere meslek kuruluşlarının seçim usullerinin yeniden belirlenmesiyle ilgili taslak. Erdoğan'ın gündeminde Ankara Barosu ve Diyanet İşleri Başkanlığı arasındaki tartışma da vardı. Geçtiğimiz günlerde Ankara Barosu'nun ve aynı zihniyetteki yapıların Diyanet İşleri Başkanımız ile onun şahsında İslam...
Efendim gazete gündemine bakalım. Aydınlık gazetesi, dolara alternatif çıksa da kurtulsak. Yani dün yazı dizisiyle gerçekten Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek bir gündem yarattı. Akşam Çıkış Yolu programında da bunun ayrıntılarını ortaya koydu. Gerçekten dünyada Amerika kredibilitesi, gücü, hakimiyeti, ekonomik anlamda süreci yönetebilirliği konusunda çok büyük tartışma var. Yani içinden geçtiğimiz pandemi süreci bunu çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Ama hala birilerinin bu ülkede işte doların fiyatı ne kadar oldu, bilmem ne oldu gibi bir takım yaygarayla ekonomik olarak deyim yerindeyse kendisini bağladığı merkezlerden medet umar hali söz konusu. Ama hakikaten yani dolar 7 liraymış, 7,5'muş, 6,5'muş, 8'miş. Yani ne anlam ifade ediyor? Belli ki hiçbir anlam ifade etmiyor. Çünkü sanayi bile artık içinden geçtiğimiz süreçte çok net bir şekilde bunun çözümünü aradığını gözlemliyoruz. Geçtiğimiz günde Bakan Albayrak'ın milli paralarla alışveriş sürecine, ticaret sürecine, yani uluslararası arenada milli paralarla alışveriş ve ticaret sürecine ilişkin 1-2 aya daha somut, daha net adımlar atılabileceğini söylemesi de bütün bu tartışmada önemli bir çatı oluşturuyor. İstanbul Sanayi Odası Başkanı Bahçıvan'dan önemli çıkış, dolara alternatif çıksa da kurtulsak. İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, doların sadece sanayicinin değil Anadolu'daki vatandaşın da gündeminde olduğunu söyledi. Bahçıvan, dolar stresinden kurtulmak gerektiğini ifade etti diyor bugün manşette. Suudi Arabistan ABD'ye tekmeyi vurdu. Bu yazı Hakan Topkurulu'nun bugün önemli vurgular taşıyor. Ayrıntıları Aydınlık Gazetesi'ne e-abone olarak da okuyabilirsiniz. Pakdemirli'nin de 100 milyon lira yem desteği vereceğiz açıklaması yine ekonomik tabloda hazırladığı manşet haberlerine ekleniyor. Ve Mustafa Varank'ın da otomotivde üretim 11 Mayıs'ta başlayacak. Çok önceden duyurmuştuk, hatırlayacaksınız. Özellikle otomotiv sektörünün hareketlenmesiyle ki 4 Mayıs itibariyle birçok sektörde de yeniden şalter açıldı deyim yerindeyse. Evet. Sondajı bir yıl ertelenebilir. Güney Kıbrıs adına çalışan uluslararası şirketler çalışmalarını ekonomik gerekçeleriyle donduruyorlar. Zaten o hattın işlemeyeceği belliydi. Bence kılıf uyduruyorlar. Yani bu yeni gelen pandemi sürecinin getirdiği ekonomik düzen açısından ve Libya ordusu darbeci Hafter'e bağlı ministerin işgalindeki Vatiye askeri üssünü kurtarmak için de operasyon başlattı deniliyor bir diğer haberde. CHP yönetimi Dersim delili peşinde. Sezgin Tanrıkulu, şaşırmadık, başrol bu konuda tabii ki. Tanrıkulu, Cumhuriyet'e karşı başlatılan Dersim kalkışmasının araştırılmasını istedi. CHP grubu kanun teklifini onaylayarak da meclis başkanlığına sundu. Bunun eğer araştırma konusuna ilişkin bir komisyonu kurulursa da Dersimli Kemal sanırım bunun başkanlığını alır, üstlenir gibi gözüküyor. Yani Atatürk'ün partisinde Atatürk'e karşı ne varsa her şey net bir şekilde ortaya çıkıyor. Evet, bugün denizleri anıyoruz. Deniz, inan deniz aslan gibiyiz. Yani özellikle TGB'nin geçtiğimiz süreçte 68 kuşağının temsilcisi, temsilcilerinden ve idam tarihleriyle de bugün içimizi sızlatan gündemde denizlerin bağımsızlık mücadelesi yazısı da sayfa 10'da yer alıyor Aydınlık Gazetesi'nde. Bir yukarıya yeniden bakalım, kalan başlıklar var mı yok mu onu görmeye çalışalım. Bu arada terörle mücadelede de kararlı bir şekilde operasyonlar sürüyor, bunu ifade edelim. Doğu Perinçek önemli bir yazı dizisine başlıyor. Geçtiğimiz hafta gündem yapmıştık. Eşcinselliği sıradan bir hayat dayatması, özgürlük ya da bir takım demokrasi kılıfları içinde işlemeye çalışanlara karşı açık ve net uyarılarını başlatacak, onu anlıyoruz. Sınıflar arası eşitsizlik başlığıyla, cinsler arası eşitsizlik başlığıyla, çürüyen kapitalizm ve eşcinsellik başlığıyla, biyolojik eşe yabancılaşmanın sebepleri, yabancılaşmadan kurtulmuş eşitlerin aşkı başlıklarıyla da bunları ayrıntılandıracak. Bilim Kurulu Tevfik Özlü Hoca'dan uyarılar var. Kararlar modellemelere uygun, halk sağlığı uzmanlarının modellemeler yaptığını, buna uygun kararlar aldığını söyleyen Özlü, riski yeniden artarsa yeni düzenlemelerin yapılabileceğine ilişkin açıklaması yansıyor.
Şimdi dolar saltanatı meselesi bugün Aydınlık Gazetesi'nin manşetinde. Bunu analiz etti haber merkezindeki arkadaşlarımız. Bakalım dolar saltanatı artık tek dişi kalmış canavar. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, ABD para biriminin yıkılışını yazdı. Perinçek, Aydınlık'taki yazısında doların bir haraç sistemi olduğunu vurguladı ve çöküşte olduğunu belirtti. Koronavirüs çürük dünya sistemini çatırdattı. Kaçınılmaz yıkım başlıyor. Liberalizm ve emperyalizmin duvarı yıkılıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyaya dayattığı ekonomi modeli çöküyor. Koronavirüs krizi üzerine Fed'in aktif büyüklüğü 6 trilyon doları geçti. Yakında balon patlamış ve sönmüş olarak Washington yöneticilerinin ve Pentagon kurmaylarının elinde kalacak. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Aydınlık'taki Merhaba Kamuculuk yazı dizisinde kurulan yeni dünyayı anlattı. İnsanlık ve Türkiye, kapitalist özel mülkiyeti hemen birinci aşamada bütünüyle tasfiye edecek bir süreçte değil. Ancak hegemonyacılığın ve dolar saltanatının sonuna gelmiş bulunuyoruz. İdeolojik düzlemde ise her türden liberalizm itibardan düşüyor ve emperyalist batının sahte demokrasisi bütün iddialarını yitiriyor. İnsanlık, kamucu, paylaşmacı, halkçı, aydınlanmacı ve devrimci bir uygarlığın eşindedir. Asya uygarlığı çağına girmektedir. Sömürü sistemini haraç sistemi olarak yorumlayan Vatan Partisi lideri dolar zorbalığına dikkat çekti. Kağıt, yeşil mürekkep ve baskı giderleriyle basılan dolar ürünlerle değiştiriliyor. Bu ilişkide kapitalizmin eşdeğerle değişim yasası geçerli değil. Başka deyişle serbest piyasa yok. Zorbalık var. Eşkıya silahını dünyanın şakağına dayıyor ve ürünlere el koyuyor. Size verdiği dolar kullanım değeri olarak olsa olsa sobada yakmaya ve burnunuzu silmeye yarayabilir. Ama karşılığında verdiğiniz ürünler kullanım değeri içeriyor. İşte dolar saltanatı bu nedenle bir haraç ya da yağma sistemidir. Doğu Perinçek, doların tahtının yıkıldığını vurguladı. Amerikan parası için İstiklal Marşı'ndan örnek vererek tek dişi kalmış canavar göndermesi yaptı. Toplam olarak değerlendirirsek ABD'nin dolar saltanatı yıkılıyor. ABD'nin 75 yıllık haraç sisteminin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dolar saltanatı artık İstiklal Marşı'mızın söyleyişiyle tek dişi kalmış canavardır. Türkü ne güzel söylüyor. Eşkıya dünyaya hükümdar olmaz. Dolar merkezli finans sisteminin çökmesi, bölgesel para ve banka sistemlerinin kurulması sürecini ateşlemektedir. Peki bu anlatılan bir denklem sadece yazılı bir silsile içinde mi geçerli? Hayır değil. Bakın sanayicinin çıkışında da bu merkez önemli. Hatırlayacaksınız geçtiğimiz aylarda geçtiğimiz yılı tamamlarken de dolar borçları silinsin, TL'ye dönüşsün tartışmalarıyla biz bu konuyu yeniden mercek altına almış ve bu çerçevede yeni gelen yıl itibariyle özellikle milli para sistemleri, farklı swap modelleri ya da uluslararası ticarette yeni bir dönemin kodlarını ifade etmeye başlamıştık. Şimdi bu konuya ilişkin çalışmalar oldukça yoğun, tartışmalı. Sadece yöntemle ilgili artık bir karar alınması bekleniyor. Yani özellikle Çin Halk Cumhuriyeti'ne bakıyoruz mesela. Bu aydan itibaren yani geçtiğimiz Nisan ayının maaşlarını mesela kripto parayla, ürettiği kripto parayla ödeme kararı mesela buna bir dayanak olarak sunuluyor. Öte yandan yine baktığımızda ekonomi cephesinde bizim Merkez Bankamızın hamlelerinde ve BDDK kararlarına baktığımızda yeni swap işlemleri, dövizin kullanılabilmesi çerçevesinde ki engellemeler, yani özellikle anlıyoruz ki kamunun içindeki, kamu bankalarının içindeki dövizi bir anlamda piyasada bir denklem olarak, bir ekonomik denklem olarak kullanıyor. Yani bu tip modeller pek daha önce gördüğümüz işler değildi. Daha kamunun hakim olduğu bir sistem olması açısından önemli. Bir diğer taraftan baktığımızda meseleye özellikle kamu şemsiyesi açısından meselenin derinlemesine analiz edildiğine ilişkin en önemli izlenim Bakan Albayrak, ekonomiden sorumlu Bakan Albayrak önümüzdeki 1-2 ay içinde uluslararası ticarette yeni bir milli para sistemine ilişkin gelişmeleri daha net göreceksiniz açıklaması. Bunun yöntemi nedir, ne değildir bilmiyorum ama özellikle Merkez Bankası'nın dövizinin azalıp altın değerinin yükseliyor olması ki buna Rusya, Çin gibi birkaç ülkeye de belki dünya çapında son birkaç yıldır eklemek mümkün ama geçtiğimiz yıldan beri doların yükselişinden
ya da iniş çıkışından neden bu kadar bu ülke etkilenmiyor sorusunun cevabı Türkiye'nin Merkez Bankası'nın buna bir hazırlığının olduğunu gösteriyor. Yani geçtiğimiz Ağustos ayında çok yoğun bir altın alımı yapmıştı. Yılın başı itibariyle de bunun yansıdığı rakamlara baktığımızda döviz pozisyonunun düşüp altın pozisyonunun yükseldiğini gözlemliyoruz. Ve bir yandan da içinde bulunduğumuz süreç itibariyle geçtiğimiz bir yıldan beri de yaklaşık 50 milyar TL'lik gibi bir yeniden para bastığını gözlemleyebiliyoruz finansal hareketlerine baktığımızda. Bütün bunlardan ortaya çıkacak sonuç sadece bizim sanayicimiz, bizim ülkemizin ithalat, ihracat dengesi içinde olanları değil, dünyada yeni bir arayış içinde. Avrupa Merkez Bankalarının başta sanal para olmak üzere çeşitli alternatifler üzerinde görüş alışverişinde bulunmanın çok çok ötesinde hamleler yaptığını biliyoruz. Ve bir yandan da özellikle yine geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamalardan birinin satır arası ayrıntısıydı. G20 ülkeleri yani ortalama dünya üretiminin %80'ini ya da dünya ekonomik büyüklüğünün %80'ini kapsar. G20 dediğimiz ülkelerin toplamı buralarda bir yeni arayış ve artık sonuçlanma aşamasına gelmesi talep ediliyor. Amerika zaten pandemi sürecinde deyim yerindeyse gücünü kaybetti. Sürekli dikkat ediyorsanız ibresini Çin'e yönelik hamleleriyle sürdürmeye çalışıyor. Çünkü yaklaşan bir seçim söz konusu ve bütün bu boyutlarıyla baktığımızda yeniden bir dünya düzeninin net bir şekilde kurulduğunu gözlemliyoruz. Hatta geçtiğimiz günlerde Rothschild'li galiba bir tweette küresel sosyalizm gibi bir kavram kullandı. Yani dünyada para yönetimi konusunda bir numaralı ailelerden biri. Ha yetiştirdi sağ olsun. Efendim Nathan Rothschild, Ertan Özyiğit'in tweetine göre bugün diyor küresel sosyalizme hayatımdaki diğer noktalardan daha yakın bir şekilde ilerliyoruz açıklamasını yapıyor efendim. Paranın sahipleri ya da parayı bir otorite olarak dünyada kullanan dünyada işte sayabileceğiniz birkaç aileden biri baş belası ailelerden biridir tabii. Rothschild ailesinden Nathan Rothschild diyor ki bugün küresel sosyalizme hayatımdaki diğer noktalardan daha yakın bir şekilde ilerliyoruz. Bunun anlamı şu, dünyada kamuculuk artacak, para dengesi başka bir evrilmeye tabi olmak zorunda. Herkes ayakta kalma mücadelesini gözlemleyecek ve kuşkusuz işte özellikle İspanya'da, İtalya'da olduğu gibi yaşlılarını bakım evlerinde terk edilmiş halde günler sonra ölülerini bulan bugünkü nesil elbette bunun bedelini ve hesabını soracak. Yani hem dünya açısından hem Avrupa açısından ve ülkemizin de içinden geçtiği kritik evrede mesele bütün yönleriyle bu çerçevede değerlendirilebilir. Bir İstanbul'da trafik yoğunluğuna bakalım. Dün itibariyle bir artış, hatta hafta başı itibariyle bir artış gözlemliyorduk. Onun için biraz izolasyon sürecine ilişkin deyim yerindeyse uyarılarımızı biraz daha sıklaştırdık. Evet, iyi kontrol ettik. Filyasyon sistemi gerçekten yerini buldu. Hep birlikte sabrettik, dayandık, inandık ve önemli bir aşamayı, evreyi geride bıraktık. Ama düne kadar yani pazartesi ve salı trafiği yoğundu. Bugün nispeten yarı yarıya bir düşüş yine gözlemliyoruz. Sadece yağışla anlatamayacağımız bir trafik yoğunluğu söz konusuydu. Dün %26'lar bu sabah diliminde %26'lar düzeyiydi eğer yanlış hatırlamıyorsam. Onun yarısı oranında bir trafik oranı hemen hemen bu saatler için. Şu anda genel itibariyle herhangi bir problem gözükmüyor. Bütün hatlarda yoğunluk söz konusu. Sadece özellikle bu boş trafik alanında trafik işaret ve işaretçilerine uyalım. Çünkü gerek İBB'nin gerekse karayollarının çeşitli noktalarda çalışmaları söz konusu olabilir. Eğer elinizde kullanabileceğiniz elektronik bir harita söz konusu değilse lütfen hız kurallarına ve bu çerçevede trafik kurallarının tamamını uyalım. Şehir giriş çıkışlarındaki yoğunluk sürüyor. Az önce haritada gördüm yine Hadımköy hattında, yani orası biliyorsunuz sanayinin yoğun olduğu noktalardan bir tanesi, oradaki yoğunluğunda devam ettiğini gözlemliyoruz. İşte Anıl Hançerli onu da getirdi. Yine Silivri hattında da İstanbul'a giriş çıkış hattında da trafik yoğunluğunun da
Gerçi öbür tarafa yani Gebze hattına nazaran daha rahat ama nispeten orada da yine giriş çıkışlar kontrollü olarak sağlanıyor. Bir de Türkiye'nin trafik haritasına bakalım. Genelde Türkiye karayolları trafik ağında neler var neler yok diye. Bir genel haritayı görmeye çalışalım. Çünkü yaklaşık 7 ilde daha biliyorsunuz yasa kaldırıldı. Bu illerdeki vaka sayısındaki düşüş ve yeni vakaların ortaya çıkmaması üzerine. Örneğin Ankara işte şu anda yansıyor. Çevre yolu vesaire biraz daha içerilere doğru girmeye çalıştığımızda da çok fazla problemin olmadığını şimdilik gözlemliyoruz. Bir iki noktadaki yoğunluk dışında. Mesela bir İzmir'e yine bir bakalım. Ege bölgesine gittiğimizde trafik yoğunluğu acaba İzmir'e nasıl yansıyor diye baktığımızda hani ana arterlerde görebildiğim kadarıyla şehir geçişlerinde çok fazla problem yok ama yine iç hatlarda nispeten anlayabildiğimiz kadarıyla işte orada da üretimlerin başladığı, yeniden mesailerin başladığını gözlemliyoruz. Yani geçen haftalarda bu bölgeler daha bir yemyeşildi ama bu hafta gördüğünüz gibi İzmir'in hani çevreleyen ana karayollarında bir trafik yoğunluğu şu anda yansıyor. Özellikle mesela işte o Narlıdere'ye doğru giden yolda da onu gözlemliyorsunuz. Kırmızı bir hat olarak bazı noktalar söz konusu. Bir Antalya'ya bakalım. Yasağın kalktığı bölgelerden biri. Antalya'da acaba yani yasağın kalktığı dediğim iller arasındaki biliyorsunuz kısıtlamalar söz konusuydu. O yasağın kalktığı yerlerden bir tanesiydi Antalya. Ve bu çerçevede acaba İç hareketlilikte yaşatmış mı Antalya'da? Yani nispeten daha yoğun tabii geçtiğimiz haftalara nazaran. Yine şehir giriş çıkışlarında sanıyorum ateş ölçüm noktaları var anladığım o biraz. Tabii turistik bir merkez ama onun dışında çok büyük bir problem mi Antalya trafiği için? Şu an için değil ama geçtiğimiz haftaya göre daha yoğun bir koyuluk karşımızda var. Bunu ifade edebiliriz değerli seyircilerimiz. Böyle özetlemek mümkün. Bir de meteorolojiye bakalım. Bu sabah saat 6'dan yarın sabah saat 6'ya kadar meteorolojik bir uyarı söz konusu mu? Ya da herhangi bir farklı uyarı söz konusu mu diye ona bakmaya çalışacağız. Anıl Hançerli genel haritayı yansıttı arkamıza. Yani ülkemiz genelinde biraz yağışlı havanın etken olduğunu birkaç gündür meteorolojinin de gerçekleştirdiği tahminler çerçevesinde sizlere sunmaya çalışmıştık. Buradan baktığımızda da bakalım bu sabah saat 6'dan yarın sabah saat 6'ya nasıl bir değerlendirme var? Kuvvetli yağış uyarısı var meteorolojinin sayfasında. Doğu bölgelerde görülecek sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların Doğu Anadolu'nun doğusu, Erzurum'un güney ve doğu ilçeleri, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Muş, Bitlis, Van, Hakkari ve Şırnak'la Diyarbakır, Mardin, Batman ve Siirt, Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden muhtemel ani sel su baskını, yıldırım yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı. Kuvvetli rüzgar uyarısı rüzgarın akşam saatlerinde Marmara'nın kuzeybatısında yer yer kuvvetli olarak esmesi beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara karşı yine dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor. Bu çerçevede ülkemiz genelinde yurdun doğu kesimleriyle zamanla kuzeybatı kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Akdeniz'in doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Sivas, Kayseri ve Niğde çevreleriyle öğle saatlerinden sonra Marmara, Düzce, Zonguldak, Bartın ve İzmir çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, yağışlı diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor. Yağışlar öğle saatlerinden sonra Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusuyla Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak. Mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgar genellikle kuzeyli. Akdeniz kıyıları Doğu Anadolu'nun güneydoğusuyla akşam saatlerine kadar Marmara bölgesinde güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, akşam saatlerinde Marmara'nın kuzeybatısında yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor meteorolojinin tahminlerine göre. Bazı illerimizdeki hava sıcaklıkları da işte ekranınızda. İstanbul 21, Edirne 23, Balıkesir 25, İzmir 25, Muğla 23, Denizli 25, Eskişehir 22, Ankara 19, Zonguldak 20, Antalya 24, Konya 22, Mersin 23, Adana 25, Kayseri 18, Çorum 19, Samsun 17, Sivas 16, Erzincan 15, Erzurum 12, Trabzon 16, Kars 15, Van 15, Diyarbakır 18, Malatya 19 ve Gaziantep 22 derece olarak tahmin ediliyor değerli seyirciler.
Hızlıca yine gazete gündemimizde devam edelim. Hürriyet gazetesiyle devam edeceğiz. Yeni hayatımız böyle olacak manşet ve başlığını kullanmış Hürriyet gazetesi. Türkiye 11 Mayıs pazar günden itibaren salgın önlemlerinin gevşetildiği yeni bir döneme giriyor. İşte yeni hayatımızın detayları demiş. Berbere ve kuaföre randevulu gidilecek. Maske takmayanlar AVM'ye alınmayacak. Mağazada giysiler nasıl denenecek sorusuna dar alanların kapatılacağı ve deneme kabinlerinin dezenfekte edileceği şeklinde yanıtlamış. Hasta yaşlılara aileden refakatçi 66 bin asker bayramı kışta da kutlayacak. VGS ve YKS'de adaylara maske ve dezenfektan açıklaması da yer alıyor. Top Federasyon'da yayının başında ifade etmiştik. Sağlık Bakanı ile Federasyon Başkanı'nın açıklaması kararı federasyona bıraktığı anlaşılıyor Sağlık Bakanlığı'nın. En mesafeli terminal İstanbul Havalimanı CEO'su Kadri Samsunlu ile dev havalimanında dolaştık. Yeni önlemler hakkında bilgi alındı. Özellikle asansörde nasıl durulması gerektiği konusuna ilişkin bir fotoğraf var. Sizin de izlediğiniz gibi. İşte arkanız dönük bir şekilde ve adım mesafeleri de burada belirtilmiş anlattığına göre. Osman Müftüoğlu Hoca 4 altın kural demiş. Kademeli olarak normale dönüyoruz. Şu an 4 uygulamadan asla vazgeçmeyeceğiz. Sürekli el temizliği yapma, yüz temasından kaçınmaya sıkışmama, gerekli olmadıkça sokağa çıkmama, sokağa çıkarken maske takma ve maske olsa dahi sosyal mesafe kuralını koruma şeklinde başlıklar yer alıyor gazetede. Milliyet gazetesine bakıyoruz. Türkiye örnek oldu. Güzel röportajlardan biri bence Milliyet'in manşetinde. Ankara'da görevli büyükelçiler Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinden hayranlıkla bahsederken filyasyon sisteminin önemine dikkat çekti. Efendim İtalya Büyükelçisi Massimo Gianni, Türkiye'nin daha iyisine teşvik eden yakınlığını unutmayacağız. Macaristan Büyükelçisi Matis, 8 ton maske ham maddesini Türkiye'den satın aldık. Avustralya Büyükelçisi Mark Innes Brown, Sağlık Bakanı Koca'nın günlük bilgilendirmeleri çok değerli, çok etkileyici bir mücadele verilmekte. Kuveyt Büyükelçisi Zavavi, Türkiye koronavirüsün yayılmasını önlemek için gerekli önlemleri almasıyla öncü ülkelerden biri oldu diyor. Sri Lanka Büyükelçisi Muhammed Rizvi Hasan, Türkiye'ye odaklandım, Türk siyasiler ve yetkililerden mükemmel destek alıyorum açıklamasını yansıtmış. Bence bu seri devam etmeli. Güzel bir röportaj silsilesi. Başarının sırrı korona hastaları hızla iyileşiyor başlığıyla da dünkü istatistikler yer almış. Türk mutfağının vazgeçilmezi acı biberin etken maddesi kapsasin ve C vitamininin ön antiviral etkileri üzerinde çalışılması gerektiğini vurgulamış doçent doktor Hilmi Kodas'ın açıklaması. Kaba inşaat bitti, sıra peyzajda deniyor hızlıca yürüyen iki önemli noktadaki hastane çalışmasının ayrıntıları bu çerçevede yer alırken ülkemiz için döndük başlığıyla Silikon Vadisi'ndeki görevlerini bırakan Mert Cem Zorlular kardeşler koronavirüse karşı aşı çalışması için Türkiye'ye gelmişler diyor haber ayrıntısında. Yeni Şafak gazetesine bakacağız. Şimdi oligarşik imtiyaz bitecek manşette Ankara Barosu'nun zina ve eşcinsellik hutbesi nedeniyle Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a hedef göstermesi dönüm noktası oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan barolar ve tabip odaları başta olmak üzere meslek kuruluşlarının seçim usullerinin yeniden belirleneceğini açıkladı. Nasıl bir açıklama geçtiğimiz döneme ilişkin bazı tartışmalarda konuya ilişkin vardı. Yine uzmanlara meseleyi sorarak yakından takibini sürdüreceğiz. CIA FETÖ'yü paraya boğdu. Sür manşette yer alan ve geçtiğimiz gün başlattığı yazı dizisiydi. Aynı zamanda bir FETÖ dosyasıyla Yeni Şafak gazetesi yazı dizisini sürdürüyor. Yine birinci haberde dersini almayan varsa gelsin darbe hayali görenler son dönemde Özgür Özel ve Canan Kaftancıoğlu'nun açıklamaları sonrasında siyasette başlayan tartışma yine bu başlıkla yer alırken herkes fedakarlık yapıyor. Bir yıl önce açılan Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi İstanbul'da salgınla mücadelenin önemli merkezlerinden 3900 personeli mesai gözetmeden çalışıyor diyor. Hepsini buradan selamlıyoruz değerli seyirciler. Sabah gazetesine bakacağız. Üniversiteye girmek bu yıl daha kolay. Gençlerin yalnız endişeleri bu çerçevede bitmedi. YKS adaylarına müjdeli haber diye vermiş gazete. Sınav süresi uzatıldı. Baraj puanı düşürüldü. Kontenjanlar arttı. 200 bin öğrenciye daha üniversite
yolu açıldı. Tabii mesele eğitim ve çocuklarımız olunca çok hassasız. Bu konuya ilişkin yine uzmanların elbette analizlerini sizlere aktarmayı sürdüreceğiz ama hani puan düşürülerek yeniden yeni dünyaya ya da yeni döneme bir genç neslin hazırlanması konusunda çok sayıda tartışma var. Bunları ayrıntılarıyla da incelemek gerekiyor. Akşam gazetesine bakalım. Üç kentin hikayesi. Koronavirüs tedbirlerini sıkı uygulayan ve sıfır vakayı yakalayan Artvin, Gümüşhane ve Giresun valileri akşama konuştu. Dışarıdan geleni ilk takip ettik. Rehavet yok. Yoksa başa döneriz diyor. Özellikle bu üç bölgedeki valilerin uygulamalarına yer veriyor. 18 gündür yeni vaka yok Artvin'de. Halkımız hiç taviz vermedi. 4 gündür sıfır vaka Gümüşhane'de. İstanbul'dan gelene takip Giresun valisinin açıklamaları olarak yer alıyor. Gerçekten valilerin bu dönemdeki üzerindeki yükü çok ağır. Kendi bölgelerindeki uygulamalar konusunda da oldukça etkinlik sağlanmışa benzeniyor. Hani İstanbul içinde yine nispeten gerçekten bu büyük kente rağmen o önlemlerin sürdürülmesi konusunda İstanbul Valiliği'nin çalışmalarını da oldukça önemliyoruz. Zaten geçtiğimiz 1 Mayıs'ta Kıraç konseriyle de ne derler gönlümüzü fethetmişti. Güzel ve aynı kararlılıkla bu diğer 3 ilde yaşadığımız süreci İstanbul'da da yaşama arzusundayız. Ama hepimize burada tabii sorumluluk düşüyor. Evlat için karantina, oğluyla ilgili %70 uyumlu olan baba Yunan donör korona olabilir ihtimaline karşın günlerdir izole yaşıyor diyor haberde. İstiklal tıklım tıklım dünkü rehavete ilişkin bir fotoğraf. Yani daha doğrusu özellikle pazar akşamı tamamlanan 3 günlük sokağa çıkma yasağının sonrasında yaşanan bir tablo bu çerçevede karşımıza çıkıyor değerli seyirciler. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'le görüştü. Görüşmede Özdemir, yaptıkları planlamayla ilgili bilgileri Sağlık Bakanı'na aktardı. Fahrettin Koca, görüşme sonrası yaptığı açıklamada talep edilmesi halinde bilim kurulu görüşlerinin federasyona iletileceğini söyledi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verilen futbol liglerinin ne zaman başlayacağı futbol severlerin merak konusu. Bu kapsamda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir bir görüşme gerçekleştirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca görüşme sonrası bir açıklama yaptı. Görüşmede müsabakaların devamı konusunda somut bir talep gündeme gelmediğini, Sağlık Bakanlığı tarafından da herhangi bir öneride bulunulmadığını aktardı. Koca, görüşmemiz bir talep ve o talebe dönük karar hazırlığı yönünde değil, daha çok istişare amaçlı olarak gerçekleşmiştir dedi. Fahrettin Koca, talep edilmesi durumunda sağlık açısından alınması gereken önlemler konusunda bilim kurulu görüşleri de alınarak federasyona bildirilebileceğini ifade etti. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom da yeni tip COVID-19'un panzerinin ulusal birlik ve küresel dayanışma olduğunu belirtti. Bu virüs uzun süre bizimle olacak uyarısında bulundu. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus video konferans yöntemiyle basın toplantısı düzenledi. Hepimiz güvende olana kadar hiçbirimiz güvende değiliz dedi. Genel Direktör dünya genelinde bazı ülkelerde yeni vakaların ve ölümlerin sayısı azalırken diğerlerinde arttığına vurgu yaptı. Bu virüs uzun süre bizimle olacak diyen Dünya Sağlık Örgütü Direktörü, onu yenecek araçları geliştirmek ve paylaşmak için bir araya gelmeliyiz ifadesini kullandı. Ghebreyesus, bu virüsün panzehiri ulusal birlik ve küresel dayanışmadır. Bu virüse karşı panzehir insan ruhudur değerlendirmesinde bulundu. Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan da spekülasyonlara yönelik açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı Trump'ın yeni tip koronavirüsün Çinli laboratuvar kökenli olduğuna dair iddialarını değerlendirdi. Ryan, ABD hükümetinden virüsün kökenine dair herhangi bir veri ya da belli bir kanıt elde edemedik. Dolayısıyla bize göre bu spekülasyondan ibaret şeklinde konuştu. Normalleşme eylem planı çerçevesinde berber, kuaför ve güzellik merkezleri 11 Mayıs'ta kepenk açacak. Alışveriş merkezleri ve restoranlar da yine aynı gün faaliyete geçecek. Peki bu iş yerlerinde hangi önlemler alınacak? Sokaktaki vatandaşlar normalleşme kararlarına nasıl bakıyor? Yanıtları da haberimizde izleyelim.
Vallahi mecbur gideceğiz. Hayatın normalleşmesi için atılacak adımlar açıklandı. Sürecin nasıl olacağıysa merak konusu. Bilim kurulumuz ne karar verirse, Sayın Cumhurbaşkanımızın onayıyla artık nasıl olursa, önemli olan dediğim gibi dünyadaki insanların sağlığı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın normalleşme eylem planını açıklamasının ardından gözler sürecin nasıl işleyeceğine çevrildi. Özellikle ekonominin canlanması, esnafın nefes alabilmesi için önümüzdeki hafta itibarıyla birçok iş yeri faaliyete geçecek. Ancak lokanta ve pastane ne zaman açılacağı netleşmedi. Lokantacılar ve pastacılar iş yerlerinin yeniden açılmasını bekliyor. Yaklaşan bayramı da düşünürseniz özellikle tatlıcı, yufkacı, pastacı ve işte diğer işletmelerimizde ben bu konuda bugün itibariyle Sayın Cumhurbaşkanımıza, İçişleri Bakanımıza ve Ticaret Bakanlarımıza bir dilekçeyle başvurduk federasyonumuz olarak, Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu olarak. Ulusal kanalın İçişleri Bakanlığı kaynaklarından edindiği bilgiye göre Cumhurbaşkanı'nın 11 Mayıs'taki kabine toplantısının ardından konuya dair açıklama yapabileceği belirtiliyor. Uzun zamandır kapalı olan kafeler ve restoranlar da 11 Mayıs itibarıyla kepenklerini açacaklar. Yeni süreçte bu iş yerlerinde mesafe kavramı ön plana çıkacak. Masalar azaltılacak, içeri giriş çıkışlarda maske kullanımı zorunlu olacak. El dezenfektanı tanının da bulundurulması gerekecek. 21 Mart'ta kepenk kapatan berberler, kuaförler ve güzellik salonları da 11 Mayıs'ta faaliyete geçecek. Bu iş yerlerinde de randevulu sistem hayata geçirilecek. Herhangi bir kalabalık olmaması için vatandaşlar randevu aldıktan sonra berber ya da kuaföre gidebilecek. Peki vatandaşlar bu iş yerlerinin açılacak olmasından memnun mu? Kimi vatandaş önlemini alıp gideceğini söylerken, kimi ise biraz daha bekleme taraftarı. Ben hiç sakallı duran bir adam değilim. Yani peki nasıl önlemler aldınız? Yani mecbur gideceğiz yani artık. Alacağız önlemimizi, gideceğiz yani. Fırsat bulursak gideriz. Hayır, gitmeyeceğim. İyice ortalık sakinleşene kadar gitmeyeceğim. Evde kendim saçımı boyuyorum. Gerekte ihtiyaç da duymuyorum. Kendim hallediyorum yani. Belirlenen kurallara uyulması şartıyla alışveriş merkezleri de 11 Mayıs'ta faaliyete geçecek. Ancak vatandaşlar alışveriş merkezlerine aynı kapıdan giriş çıkış yapamayacaklar ve girişlerde vatandaşların ateşleri ölçülecek. Daha bir yere gidemiyoruz. Açılsın bakalım. Önemli olan dediğim gibi dünyadaki insanların sağlığı şu anda hani bütün imkanlarımız var. Her şeyimiz, ihtiyaçlarımız karşılanıyor sonuçta. Gerektiği zaman da dışarı çıkabiliyoruz önlemlerimizi alarak. Bence biraz daha böyle sıkı tutulmasında fayda var. Bazı kentlerdeki seyahat kısıtlaması bugün dün itibariyle sona erdi biliyorsunuz. Giriş çıkış yasağı olan bir ilden de kısıtlamanın kalktığı bir ile gitmek mümkün mü? Bazı sorular havada tabii, ya da yasağın olmadığı iki il arasında kısıtlamanın sürdüğü şehirden transit geçiş yapılabilecek mi? İşte bu soruların da yanıtları. Seyahat kısıtlamaları kalkan ve devam eden şehirler arasında yolculuğun olup olmayacağı merak konusu. 30 büyük şehir ve Zonguldak illerine uzun zamandır giriş çıkış yasağı bulunuyor. Normalleşme adımlarıyla birlikte Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla illerine yasak kaldırıldı. Seyahat kısıtlaması 7 il için kaldırıldı. Peki yasağın devam ettiği bir ilden kısıtlamanın kaldırıldığı bir ile geçmek mümkün mü? Ulusal kanalın edindiği bilgilere göre vatandaşların yaşadığı şehirde yasak kalkmadığı sürece kısıtlamanın olmadığı illere geçiş mümkün değil. Seyahat için ikametinizin gideceğiniz şehirde olması ya da geçerli bir gerekçenin sunulması gerekiyor. Merak edilen konulardan biri de transit geçiş konumunda olan şehirler. Örneğin yasağın bulunmadığı Kırıkkale'den yine kısıtlamanın olmadığı Eskişehir iline Ankara üzerinden geçiliyor. Ancak başkente giriş çıkış yasağı ise hala devam ediyor. Bu durumda vatandaşlar ne yapacak? İçişleri ve valilik kaynakları böyle durumlarda herhangi bir sorunun olmayacağını belirtiyor. Kısıtlamanın olduğu şehrin merkezine girilmediği sürece çevre yolu kullanılabilecek. İşte haberlerin özeti o. Bir sosyal medya gündemine neler yansımış, onların ayrıntılarına bir göz atalım. Nelere tepki verdik, nelere vermedik. Bizim biraz böyle nabzımızı tutan yer oluyor galiba. CHP'li Aziz Ali Özgündüz, yaşasın tam bağımsız Türkiye diyerek emperyalizme ve onların yerli işbirlikçilerine karşı mücadele ettikleri için dar ağacına gönderilen 3 fidana ve o yolda yürüyenlere selam olsun. 3 fidan, 3 yürek etiketine, biliyorsunuz 6 Mayıs yürek yarımız ve 3 fidan da
bu duygularla anılıyor. Devam edelim. Barış Dikmen, TGB, 3 fidanın ölüsünü alkışlayanlar dirisine bir tek sözcüğü bile çok gördüler. Devrimcilik hatıra satıcılığı değil, namuslu bir mücadeledir. O da sizde yok diyerek tepkisini göstermiş. Tam bağımsız Türkiye için Mustafa Kemal yürüyüşünü yapan yiğitlere selam. Sizleri mücadelemizde yaşatıyoruz diyor paylaşımında efendim. Deniz Kılıç, 6 Mayıs 1972 diyor. Deniz'in son sözleri şunlardı. Yaşasın tam bağımsız Türkiye. Yaşasın Marksizm, Leninizm yüce ideolojisi. Yaşasın Türk ve Kürt halklarının bağımsızlık mücadelesi. Kahrolsun emperyalizm. Yaşasın işçiler, köylüler şeklinde paylaşmış mesajını efendim. Devam edelim. Kaynak Yayınları da Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan Hüseyin İnan'ı Amerikancı 12 Mart darbecilerince idam edilişlerinin 48. yılında saygıyla sevgiyle anıyoruz. Denizlerin mücadelesini yalnızca romantik, nostaljik duygularla değil, bilimsel sosyalizm ışığında yaşatmak için günün kitabı Arkadaşım Deniz diyor ve o kitabın görselini de paylaşmış. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in özellikle Deniz Gezmiş'le işte başta gözaltı süresi, hapishane süreci, oralardaki bütün notları belgeleriyle ya da yazışmalarını belgeleriyle anlattığı gerçekten herhalde genç kuşakların mutlaka okuması gereken kitaplardan bir tanesi. Arkadaşım Deniz Gezmiş, Doğu Perinçek'in kaleminden, Kaynak Yayınları'ndan okuyabilirsiniz efendim. Devam edelim. Evet, Deniz Gezmiş ve Yusuf Aslan Hüseyin İnan'ı andığımız günün sonrasında. Şimdi hani içeride de bunların çok böyle benzer şeyleri var ama Mehmet Perinçek sosyal medya hesabından paylaşmış. ABD'nin Tennessee eyaletindeki Nashville bölgesinin belediye başkanı John Cooper'ın dünkü basın toplantısında Kürdistan bayraklı maskeyle çıkışı efendim. Bir görelim. Açabiliyorsak videoyu. Açamıyorsak çok da önemli değil yani, neticede şey yapmak istediği belli. İşte buradaki temel mesele, biliyorsunuz son dönemde işte bir takım içerideki isimleri yeniden parlatma girişimi var. Hatırlayacaksınız işte Canan Kaftancıoğlu'lar vesaireler. Bakın işte o süreç Amerika'da nasıl bazı şekillerle yansıyor. Gördüğünüz gibi buna çok net tabii tepki gelecektir ona. Olan yani dışişlerin buna tepki göstereceğine olan inancım tam ama işte dün de fotoğraflara böyle yansıyor. Notumuzu aldık bir kez daha, onu ifade edelim. Evet, devam edelim, tamam, kapatalım bunu. Nedim Şener diyor ki maskenin arkasından Amerikalı çıkmış, durum daha iyi nasıl anlatılır diyor. Gerçekten öyle değil mi? Yani bazı şeyler var kendisini belli ediyor. Mehmet Perinçek'in tweetini, bu haberi paylaştığı tweetini retweet ederek maskenin arkasından Amerikalı çıkmış, durum daha iyi nasıl anlatılır? Daha önceden de bir şeyler daha yapmış bu arkadaş, bu Nashville Belediye Başkanı. Nashville Belediye Başkanı John Cooper, Barış Pınarı Harekatı başladığında da PKK-PYD ile dayanışmasını göstermek için şehrindeki Kore Savaşı Anıt Köprüsü'nü ve adliye binasını Kürdistan renkleriyle aydınlatmıştı. Attığı tweetle de müttefiklerine selam göndermişti. O zaman bazen bizde de böyle görüşte olanlar var. Toplanıp o tarafa gitsinler yani. Hiç böyle tartışmaya falan gerek yok aslında. Bak, hazır yerde varmış yani, ne güzel. Yani benim ülkemi bölmekle uğraşacağınıza gidin bari yerinizde yaşayın, yerinizi bilin derler değil mi? Hani güzel. Peki, devam edelim. Kırmızı hat. Asya dostluğunda böyle bir hainlik gördünüz mü diye aslında meselenin konjonktürel açısından ve coğrafyalar açısından da mesajına bakıyor. O valinin malum terbiyesizliğini yansıttığı görüntüyü paylaşarak güzel bir vurgu yapmış Kırmızı Hat. Asya dostluğunda böyle bir hainlik gördünüz mü diyor. Devam edelim. Beyazıt Karataş'ın da bu videoya ekleyecekleri var. Siyaset diyor hep aynı diyor Beyazıt Karataş komutan. Önce kendi eyaletindeki ve şehrindeki vatandaşlarına baksın, olmaz diyor. Uyanıklık bu ya diyor. Yemlediği yere de bakacak. Şehrindeki son durumu buraya koyalım diyerek de sanıyorum çarpıcı bir veriye yer verecek. Muhtemelen
COVID-19'a ilişkin darmadağın olan Amerikan sisteminin sen git de kendi çöplüğüne bak, kendi evine bak dercesine mesajını paylaşıyor Beyazıt Karataş. Evet. Yani Gelecek Partili özetle. Şimdi biliyorsunuz yeni partiler türedi. Böyle Gelecek Partisi, Deva Partisi falan. Yani Türkiye'yi yıkan adamlar gelecekte devalarda falan yeniden gelmeye çalışıyorlar ya. Şimdi o partilerden birinin herhalde Erzurum'da il başkanı Yunus Murat Bulut, ABD'li eyalet belediye başkanı Türkiye'nin göndermiş olduğu maskeyle değil de Kürdistan bayraklı maskeyle açıklama yapmak için kürsü önüne gelmesi ne anlama geliyor sizce demiş. Yani bu mudur yani bütün yıl? Davutoğlu'na sor mesela, yani genel başkanınıza, sayın genel başkanım de mesela bu Mehmet Perinç'in paylaşımını da gönderip hani böyle bir maskeyle çıkmışlar. Mesela bir sor, Ali Babacan'a sorabilirsin. Partinin içinde bu meselelere ilişkin, hatta şeye de bence sormaya da gerek yok, Stratejik Derinlik isimli genel başkanınızın, yani Ahmet Davutoğlu'nun Stratejik Derinlik isimli kitabının şöyle bir üstün körü bile taratırsanız oradaki mesajın ne anlama geldiğini net bir şekilde bence göreceksiniz. Devam edelim. Güzel. Satsum adlı kullanıcı da işte Amerika budur diyor. Ne Türkiye'yi bölebileceksiniz ne de bizi ABD dolarına mahkum edebileceksiniz. Johnny'lerin dolar saltanatı yıkılıyor, yıkacağız. Evet, yıkılmanın da ayak sesleri zaten her şeyle gözüküyor. Peki efendim, devam edelim. Şimdi Şahin adlı kullanıcı da Nedim Şener'in o az önce hakikaten cuk diye oturan mesajı var. Onun altına diyor ki vay be, ne çok seviyorlarmış Kürtleri. Ben de Kürdüm ama diyor ABD'nin kendi çıkarı için kullanıp ölüme terk ettiği Kürtlerden hiç olmadım. Yaşasın diyor bu ay yıldızlı bayrak altında yaşayan tüm kardeşlerime. Bu bayrak hepimize yeter. Yeter ki bir ve beraber olalım diye de sanıyorum günün en anlamlı mesajını paylaşıyor Şahin adlı değerli yurttaşımız. Çok güzel, harika. Erdoğan Aslanoğlu, attığınız her düşmanca adımın karşısında daha kararlı bir Türk milleti ve devleti görüyorsunuz diyerek bunu da net bir şekilde olgu olarak ortaya koyuyor efendim. Devam edelim. Evet, az önceki tartışmanın hemen sonrasında özellikle az önce gazetelerde de ifade etmeye çalıştık. Yayının başından beri, hatta dünden beri neredeyse, hatta hafta başından beri uyarıyoruz. İstiklal Caddesi'nden fotoğrafı paylaşıyor Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Bugün iyi bir görüntü vermedi. Bir kareye bu kadar insan girmesi için çok erken. Günlük hayattan her fotoğraf Türkiye günlük koronavirüs tablosuna destek vermeli. Evde kalmaya çalışalım, çıkarsak maske kullanalım, sosyal mesafe kuralına uyalım diyerek de gerçekten şu açık tabloyu net bir şekilde gözlemliyoruz. Değerli seyirciler, yani şu bir ayda bile üfte sıkıldık, of pof falan filan ama ya böyle devam edersek bakın bu yazı evde geçiririz. Yani burada net bir olgumuz var ama buradan şunu da ifade edelim. Şimdi tabii üretim hatları çalışacak. Yeniden fabrikalar hareketlenecek. Hani buralarda bir problemimiz yok. Ama yani buralarda belki mesai saatleri falan düzenlenebilir. Yani aynı saatte mesaiye gidip aynı saatte mesaiye gelen bir topluluk yaratmak da bence bu meselede sıkıntılı unsurlardan. Yani adam şimdi bir de Ramazan ayı işinden çıkacak, evine girecek, marketine de gider, bilmem neye de gider. O arada yorgunlukla, argınlıkla gerekli özeni gösteremez. Dolayısıyla buralarda belki daha farklı önlemlere, saat kaydırma, mesai belirleme gibi bir takım yöntemlere de ihtiyaç var gibi ben görüyorum. Evet, yurttaşımızın da kendisini böyle bir rehavetle dışarı atma alışkanlığı olabilir. Birkaç gündür bunu gözlemliyoruz ama hani sistemsel olarak da buraya doğru itiliyor olabilir. Meselenin bu tarafını da gözlemlemek durumundayız. Araya gideceğiz, sonra devam edeceğiz.
Efendim 6 Mayıs 2020 Çarşamba gündemiyle devam ediyoruz. Sözcü gazetesine bakacağız. Virüsü hallettik de bunu nasıl çözeceğiz manşeti var. Tüfekli, tabancalı, mermili tehditler zirve yaptı. Türkiye bu kafaların oyununa gelmez diye. İşte geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz sosyal medyadaki paylaşımlar gündemdeydi. Ona ilişkin ayrıntıları bugün değerlendiriyor. Mesela Saygı Öztürk mermiyi gösteren kişiyi aramış sosyal medyada duyduklarıyla hareket etmiş mesela bunu yapana. Enteresan. İlginç bir dönemdi gerçekten. Hani böyle işte sivil toplum örgütlerini falan tehdit eden bazı tweetler falan söz konusu oldu. Bu meseleyi bir incelemek gerekiyor gerçekten. Biz de ayrıntıları takip etmeye sürdüreceğiz. Baba evde ekmek yok. İş kuyruğunda termosta çay satan babanın dramı ağlattığı ailesinin dramını gözyaşları içinde anlatan işsiz Yusuf Derin'in Ankara'da kirada oturduğu eve gittik kızının baba evde ekmek yok deyişini anlatırken titriyordu demiş. 3 aydır kiralarını ödeyemediler. Şimdi burada tabii sosyal devlet ilkelerinin tüm unsurlarıyla devreye sokulması gerekiyor. Yani biz başından beri emek kesiminin ezdirilmemesi, tamam üretim harekete geçsin, üretimin de ayakta kalabilirliği açısından sistemler oluşturulsun. Bunları destekledik ama bir yandan da özellikle bazı kesimlerin bu yükün altında yani yurttaşın sırtına bu sürecin ekonomik yükünün verilmesine çok açıktan itiraz ettik ve bu mesele böyle çözülmez. Ya daha geçen hatta Büyüteç programında da hani şimdi yarın öbür günkü tabii hukuk davaları yeniden hareket kazandığında hangi sonuçlar çıkacak çıkmayacak bilemiyoruz. Yani oradaki bilirkişi raporları vesaire elbette süreçte etkin olacaktır. Ama işte bir bina düşünün, o binada bir iş yeri ofisiniz var. Siz mücbir sebep göstererek o binada işveren olarak kirayı ödeyemeyebiliyorsunuz. İşte hukuki anlamda bunun bir altyapısı var ama vatandaşsan böyle istiysen vesairesen senin mücbir sebebin yok. Yani burada bir problem var. Ve bu problemi çözmekte kamunun çok ana sorumluluklarından bir tanesi ve biz de bunu haykırmaya açıktan devam etmeye elbette sürdüreceğiz. Hasta kalmadı dansım. Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'nin yoğun bakımında koronalı hasta kalmayınca sağlıkçılar böyle dans etti darısı diğer illerin başına. Gerçekten biz de onu ümit ediyoruz. Şimdi aslında bu dansın şöyle bir anlamı var. Gerçekten çok yoğun bir mesai sürdüren sağlıkçılarımız var ve burada da çok yoğun bir risk altında bu mücadeleyi sürdürdüler. Yani bu dansın nedeni o mücadelenin de sonuçlanmasına duyulan bir sevinç ve özlem. Birlikte başaracağımıza olan inancımız başından beri zaten bu ruh ve bu inancımızdı. Dünyada işte hastanelere gitmeyen ya da İşte bakım evlerine terk eden sağlıkçıları görüp de işte bizim sağlıkçılarımızı bu anlamda öne çıkartmamızın da en temel unsurlarından bir tanesi vicdanıyla hareket eden bir sağlık ordumuz var. İstisnalar kaideyi bozmaz. Yani diyebilirsiniz ki şurada böyle oldu, bu böyle. Olabilir. Yani her mesleğin içinde de bizim de yok mu yani sanki şeyimiz içinde, medya dünyasının içinde çok var. Dolayısıyla meseleye ama bu merkezden bakmamız lazım. Genel itibariyle sağlık çalışanlarımız sınıfı 5 peki aferin yıldızlarla dolu geçti ve vicdanımızda ve gönlümüzde de yer aldı. Tabii burada sağlık sistemimizde şöyle bir problemimiz oldu. Yani diğer acil vakalar diye tanımlamak mı ya da yatarak hastanede tedavi olması gerekenler. Baştan beri hep şunu ifade etmiştik. Pandemi hastanelerinin belirlenmesini ve bu süreçte pandemi olmayan hastanelerde de diğer faaliyetlerin yürütülmesine ilişkin bir sistem konusunda sadece uyarıda bulunmuştuk. Ancak görülüyor ki evet sağlık çalışanları ve doktorlarımız elinden geldiği kadar hastalarımızla önüne gelen bütün vakalarla çok net bir şekilde ilgileniyor ama hani bu sistemden kaynaklı. Şimdi özeline de gitsen, devletine de gitsen yani şu süreçte herkes orası Covid yatış yok bilmem ne yok gibi bir takım yanıtlarla karşımıza çıkıyor. Kısa bir süre içinde umarım bu sisteminde düzelmesini ümit ediyoruz. Çünkü yani bazı duyumlar
ve yaşadığımız süreç ki bizatihi ben de yaşıyorum şu süreçte. Yani hastaneye götürüyorsun, yatması gerekiyor hastanın, tedavi olması gerekiyor diyorsunuz ama pandemiden dolayı bütün doğal olarak yatan hasta birimlerinde bunu sağlayamayacaklarını söylüyorlar. Karşınızda acı çeken bir insan ve böyle bir tabloda gerçekten çaresiz bırakıyor. Ümit ediyorum yani bu meselenin en azından hazır bu geri inmesi süreci söz konusuyken çok hızlı bir şekilde çözülmesini biz özellikle ifade ediyoruz. Bir kez daha buradan dile getiriyoruz. Ve Üreten Türkiye bölümümüze başlıyoruz efendim. Efendim Anamur'a uzanacağız. Bugün Üreten Türkiye bölümümüzde muz ve limonun üretim seyrine bir göz atmaya çalışacağız. Sayın Şeref Gümüş, Anamur Ziraat Odası Başkanı Skype bağlantısıyla şu dakikalarda canlı yayınımıza konuk oluyor. Şeref Bey günaydınlar. Anamur'a sevgi ve selamlarımızı iletiyoruz. Günaydınlar efendim, iyi yayınlar diliyorum. Anamur'dan tüm Türkiye'ye selamlar, sevgiler, saygılar sunuyorum. Nasıl geçiyor pandemi süreci üretim açısından bölgede efendim? Pandemi süreci gerçekten Anamur halkı çok duyarlı bölgemiz özellikle bütün uyarılara riayet ediyor. Ancak üretim sahalarındaki üreticilerimiz de üretime devam ediyor. Evde kalan insanlarımızın beslenmesi için bize çok büyük görevler düşüyor. Biz de hakkıyla görevimizi yaptığımıza inanıyoruz. Şimdi Şeref Bey, bir mevsimlik çalışma süreciyle isterseniz başlayalım. Çünkü özellikle hasat dönemi birçok alanda, bilmiyorum meyvede de bu anlamda bir çalışma olacak mı? Onun ayrıntısını sizden dinleriz. Mevsimlik çalışanlarımızın durumu. Bölgede nispeten bir sonuç alındı mı? Ya da bir yapı oluşuyor mu? Hem onların sağlığı açısından hem de sürecin üretim alanına yansıması açısından. Üzgünüm. Mevsimlik işçilerle ilgili ister istemez başta bir takım sıkıntılar oldu. Şu anda sıkıntı tamamıyla çözülmüş değil ama olacak bunlar nihayetinde işçilerin gelmeleriyle ilgili belli bir süreç, belli bir yazışma, belli bir araştırmadan sonra devam ediliyor. Bölgemizde mevsimlik işçilerle ilgili belli sıkıntılarımız devam ediyor ama bu sıkıntılar var diye pandemiyle ilgili tedbirleri de elden bırakılmıyor. Şimdi Şeref Bey tabii üreticinin özellikle içinde bulunduğumuz evrede kıymeti arttı. Yani görülüyor ki her şeyiyle Türkiye'de bir gıda farkındalığı ya da gıda güvenliği meselesi süreci var. Siz bu farkındalığın oluşmasına ilişkin neler düşünüyorsunuz? Yani belki böyle bir pandemiyle bir kötü ya da sıkıntılı bir süreçti ama hani her şerde bir hayır vardır misali. Bu farkındalığın gelişmesi açısından meseleyi nasıl okuyorsunuz? Efendim, üretimi olmayan bir ülkenin özgür sayamayız. Üretimi olmayan bir ülkenin bağımsız sayamayız. Hele hele bu üretim, tarımsal gıda üretimi ise bir ülke kesinlikle tarımına bağlı değilse, tarımıyla ilgili üretim yapmıyorsa bağımsız ve hür olması adeta mümkün değil. Onun için bizim ülkemizdeki bütün üreticilerimiz, çiftçilerimiz ülkenin bağımsızlığı için, ülkenin hürriyeti için mücadele verdiğine biz yürekten inanıyoruz. Biz yıllardır üretimin hakikaten çok önemli olduğunu iddia ediyorduk. Ama bazı kulaklar bunu duymuyordu. Fakat şu anda sadece Türkiye değil, dünya artık tarımın önemini bir kat daha anlamak zorunda kaldı. Fakat biz hala tarımda bir takım sıkıntılarımız var. Özellikle ben bizim bölgemizde çilek üretimi çok yoğun. Çilek üretimiyle ilgili bu yıl ta başta üretim yapılırken
İhracatımız olacak. İlişkiler gayet iyi gidiyor. Bu yıl çilekçiler bir altın yılını yaşayabilir diye düşüncemiz vardı. Ama ne yazık ki bu pandemi olayı, kapıların kapatmasından dolayı müthiş derecede fiyatlar düştü. İnanınız ki çiftçi bu yılki üretmiş olduğu ürünü, ister çilek olsun, domates olsun, salatalık olsun, patlıcan olsun, limon olsun, hepsini üretim maliyetinin çok altında sattı. Şu anda zaten çilek oldukça bölgemizde azalmaya başladı. Üretimdeki girdi maliyetleri düşerken satış maliyetleri, girdi maliyetleri yükselirken satış maliyetleri sürekli düştü. Şu anda çiftçimiz olabildiğine perişan bu pandemiyle alakalı. Şu anda çiftçimiz komisyonculara borçlu. Şu anda çiftçimiz gübre aldığı ziraatçısına borçlu. Şu anda çiftçimiz bankalara borçlu. Çiftçimiz kara kara düşünüyor. Biz zaman zaman artık tarımla ilgili de bir bilim kurulu ya da danışma kurulu oluşturulsun. Önümüzdeki günlerde bu pandemiyi Türkiye'nin %100 aşacağına ben yürekten inanıyorum. Ülke halkımız duyarlı. Ama pandemiden sonra tarımda bir hastalık gelirse bunun çözümü çok zor olacaktır. Bugüne kadar üreticilerimiz, üretimi bırakan üreticilerimiz, çizmesini çıkaran üreticilerimiz bir daha tarlaya geriye dönmedi. Biz istiyoruz ki üreticilerimiz tarlasında, bağında, bahçesinde, serasında kalsınlar. Bugüne kadar tarımı bırakan üreticilerimiz hangi şartlarda olursa olsun gerisin geriye dönmedi. Her yıl bir takım üreticilerimiz tarımsal faaliyetlerini bırakıyorlar. Her ay üreticimiz 920 lira Bağkur'a para ödüyor. Hakikaten küçük aile işletmelerinin problemleri alabildiğine yoğun. Ha belki bu pandemi olmasaydı bu kadar sıkıntı çok olmayacaktı. Ama yapabileceğimiz herhangi bir şey yok. Bütün dünyayı saran bu hastalık üretim bölgelerinde ister istemez vurdu. Ama biz buradan ziraat odaları olarak, çiftçiler olarak sesleniyoruz. Yetkililerin bizim sesimize duymasını, kulak vermesini istiyoruz. Üreticiye destek verilmeli. Özellikle küçük aile işletmeleri desteklenmeli. Devletimizin bu konuda küçük aile işletmelerine vermiş olduğu sübvansiyonlu krediler var. Biz teşekkür ediyoruz. Milli tarım politikasını yürekten kabulleniyoruz. Artık tarım, dünya tarımı sadece bizim ülkemizin tarımı değil. Artık her ülke tarımda milliyetçiliği yapmak zorunda olduğunu bunu kesinlikle gördü. Onun için biz tarımımızın millileşmesi konusunda devletin attığı adımın yanındayız. Ancak bu biraz daha hızlandırılması gerekir. Küçük aile işletmelerine bugüne kadar yapılan, açıklanan paketlerde henüz bir paket açıklanmadı. Buradan biz yetkililerimizin ve illa bizi düşüneceğini, Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Bakanlarımızın çiftçiyi ve illa göz önünde bulunduracaklarına yürekten inanıyoruz, inancımız tamdır. Ama bugüne kadar herhangi bir faaliyet oluşmadı. Gerçekten çiftçi banka borçlarıyla boğuşuyor. Bu sadece bugün olan bir olay değil. Bundan öncesinden de gelen bir olay. Fakat bu tuzu biberi oldu. Faizlerin ertelenmesi, kredilerin ertelenmesi çözüm yolu olmayacağına inanıyorum. Kesinlikle üreticilere faizsiz 3-5 yıl ödemeli yeni krediler sağlanması gerekir. Eğer bunlar sağlanmazsa hakikaten üreticilerimizin durumu oldukça zor bir sıkıntı içerisindeyiz. Şimdi
Muza ve limona da gelelim. Onda bir problem var mı? Bu yaz ucuz yer miyiz yoksa problem sürer mi? Efendim, şu anda limon ihracatı durduruldu. Limon ihracatı Tarım Bakanlığı'na yetkisi verildi. Bizim bölgemizde gerek kara depo dediğimiz, gerekse devlet tarafından yapılmış doğal depolar var. Üreticilerimizin ürünleri sadece bu depolarda şu anda edindiğimiz bilgiye göre 160 ila 180 bin ton civarında depolarda limon var. Limonun önü açılması gerekir. Şu anda lokantalar kapalı, kebapçılar kapalı, tantunici kapalı. Limonu tüketen çok ciddi, sadece sofrada evde tüketiyoruz. Bunu dikkate almamız gerekir. Hakikaten limon üretiminde bir sıkıntı yok. Ama pazarında sıkıntı var. Nedense bugüne kadar limon ihracatı açılmadı. Ben açılacağına inanıyorum. Bakanlığımız bu konuda bir çalışma yaptı. Umarım önümüzdeki günlerde ihracat açılır. Bizim şu anda Türkiye'nin tüketebileceği limon, zaten Ağustos ayının başında limon tekrar kesilmeye başlanır. Şataf dediğimiz bir limon var. Şu anda dalında. Yatakta da limon var. Bölgemizde şataf dediğimiz limon, yazın özellikle Arapların tüketmiş olduğu bir limon var, bizim yeşil olarak gönderdiğimiz. Onlar ağaçlarda. Limondaki bu sıkıntı, eğer ihracatın önü açılırsa üreticimiz müthiş derecede rahatlayacaktır. Ben umarım bakanlığımızın bu konuda yardımcı olacağına inanıyorum. Eğer ihracat açılmazsa depolarda limonlarımız çürüyecek. Bazı basında bir takım toptancılar limonu rant elde etmek için elinde tutuyor gibi sözler görüyoruz. Kesinlikle belki bir iki kişi böyle bir olay vardır. Ama şu anda depolardaki limonun %80'i üreticiye ait. Onun için limon ihracatının önü kesinlikle açılması gerekir. Muza gelince, muz bugüne kadar 1990'lı yıllarda muzumuz %13, Türkiye tüketiminin %13'ünü yerli üretim karşılıyordu. Fakat devletimiz daha sonraki yıllarda muzda özel tedbirler aldı. Şu anda referans fiyat 9,5-10 dolar. Bunun üzerine ithal muzda bahsediyorum bunu. Bunun üzerine %145,8 vergi koyarak ülke pazarına sokuluyor. Bunun için üreticilerimiz hakikaten devletimizin almış olduğu vergilerle, devletimizin uygulamış olduğu muz politikasıyla muz üreticilerimizin yüzü güldü. Ancak şu ana kadar, şu anda Türkiye tüketiminin %80'ini, %85'ini üretir hale geldik. Fakat son zamanlarda bazı sermaye şirketleri muza doğru yönelmeye başladılar. Küçük aile işletmelerinin yapmış olduğu işi dadanmaya başladılar. Bunların iştahını biraz açtı. Ancak bu insanlar şu anda küçük aile işletmeleri bir serayı 120 bin liraya, 130 bin liraya mal ederken sermaye şirketleri devletin vermiş olduğu %60 karşılıksız hibe desteğini kullanıyor. Ne Alanya'da, ne Gazipaşa'da, ne Anamur'da, ne Bozyazı'da, ne Aydıncık'ta sübvansiyonlu küçük aile işletmelerinin karşılıksız olarak devletin vermiş olduğu %60 hibe desteğini kullanma şansı hiç yok. Şartlarımız buna müsait değil. Bunu kim kullanıyor? Sermaye şirketleri kullanıyor. İki, vergiden kaçınma yöntemiyle devlete yatıracak olduğu verginin bir kısmını da kendi işletmesine yatırıyor. Üç,
devletin küçük aile işletmesine vermiş olduğu sübvansiyonlu krediyi de kullanıyorlar. Büyük sermaye şirketleri 35-40 bin liraya bir serayı mal ederken ne yazık ki şu anda küçük aile işletmeleri 120 bin liraya, 130 bin liraya bir dönüm serayı mal ediyor. Bir an evvel bunun önüne geçilmesi gerekir. Bunun önüne nasıl geçilecek? Yine bakanlığımızın havza sistemi var. Bir an evvel muzun havza sistemine alınması gerekir. Eğer havza sistemine alınmazsa, sermaye şirketlerinin önü açılırsa, önümüzdeki günlerde şu anda 5 dönüm muzuyla, 6 dönüm muzuyla, 3 dönüm muzuyla çorunu çocuğunu okutan, evinin günlük ihtiyacını karşılayan, ayakta durmaya çalışan bir takım üreticilerimiz var. Bunların sermaye şirketleriyle mücadele vermesi adeta mümkün değil. Ben buradan sermaye şirketleri üzerinde konuşunca sakın ola ki bizi dinleyen tüketicilerimiz veya üreticilerimiz bizi sermaye düşmanı gibi algılamasınlar. Bizim için sermaye de çok önemli. Ancak sermaye şirketleri kesinlikle ve kesinlikle üretimi biz yapıyoruz. Üretim alanına yatırım yapmasınlar. Muzun sadece yeşil tüketimi yok. Muzun unu var, muzun cipsi var, muzun kreması var, muzun donmuşu var. Sermaye şirketlerimize devletimiz yardım edecekse bu konuda şu anki yapmış olduğu yardımın 2 katını, 3 katını yapsınlar. Biz bunu istiyoruz. O zaman biz Türkiye'de muzu ihraç da eder durumuna geleceğiz. Muz da bugüne kadar çok büyük bir sıkıntımız olmadı devletimizin almış olduğu bu politikalarda. Ancak önümüzdeki günlerde biraz önceki anlattığım sermaye ile alakalı bir takım sıkıntılarımız var. Umarım bunun da tedbiri alınır. Bir an önce havza sistemine muz üretimi kavuşturulur. Artık devletimiz muz üreticisine yapmak istediği desteği havzada olan üreticilerimize yapar diye düşünüyorum. Şimdi mesela ihracat açılsa talep var mı peki yurt dışından? Şeref Bey sesim ulaşıyor mu? Mesela ihracat açılsa peki yurt dışından alıcı var mı? Yani öyle bir denklemde miyiz bu süreçte? Şeref Bey sesimi mi ulaştıramıyorum? Sesim geliyor mu Şeref Bey? Sizin biz sesinizi net duyduk ama benim sesim size ulaşıyor mu acaba? Evet. Peki bir kez daha denesin. Aslında işi bir çoklu yönde yani meyve konusuna geniş bir ölçüde değindik. Çilekte miktar olarak sezona iyi başlamıştık ama şu an bir sıkıntılı durumumuz vardı. Limon ve muz üretimi ve bunun da hepsinin toplamı açısından ihracat meselesine getirilen kısıtlama biraz sektörde sıkıntı yaratmış ve bu çerçevede elde kalan muzlarında sanayi kuruluşları açısından değerlendirilme sürecinde üreticinin yanında olunmasını isteniyor. Yeniden bağlantımız mı kuruldu mu? Şeref Bey? Şeref Bey tekrar merhabalar. Biz az önce sizin muza ilişkin ayrıntınızı net bir şekilde duyduk. Benim sesim ulaşıyor mu tekrar size? Şu anda ulaşıyor. Harika. Biraz kısık ulaşıyor. Peki bu ihracattaki durum ortadan kalkarsa yurt dışından talep var mı bu ürünlerimize? Muz için mi söylüyorsunuz? Hepsi için söylüyorum. Hepsi için çünkü kullandığınız ifadeyi. Efendim ihracat olur ise şu anda limon üreticilerimiz adeta çölde kalmış, suya susamış insan gibi ihracatın yapılmasıyla ilgili bir an evvel müjdeli bir haber bekliyor. Yurt dışından limona da talep oldukça yüksek. Şu anda elimizdeki limon bizim şu anda tüketimimizin çok üzerinde. Eğer bu limonları
İhraç etmezsek depolarda limon çürüyecek, zayi olacak. Bu da hem ülke ekonomimiz için hem de çiftçimiz için çok zor bir süreçten geçiyoruz. Çilek üreticilerimiz de hakikaten pandemiye takıldı. Tam üretimin yoğun olduğu dönemde çilek üreticilerimiz de ihracatını yapamadı. Hakikaten bu yıl çilek 3,5-4 liraya üretim maliyeti var iken bu yıl 3 liraya, 2 liraya çok fazla derecede çilek satıldı. Bunun için çilek üreticilerimiz şu anda özellikle Anamur, Gazipaşa, Alanya, Bozyazı, Silifke bölgesindeki çilek üretimimiz yavaş yavaş azalmaya başladı. Şu anda çilekte ihracatımız var. O konuda destek veren bakanlığımıza teşekkür ediyoruz. Ama üreticinin bugüne kadar malının %70'i tüketilmiş oldu. Geriye kalan bir %30 civarında bir ürünü var. Umarım bu değerlendirilir. Ama çiftçilerimiz hakikaten çok borçlu, çok sıkıntılı. Maliyetler, üretim maliyetleri çok yüksek. Bir taraftan ürettiğimiz ürünün fiyatı düşerken diğer taraftan girdi maliyetleri, gübre sürekli zamlanıyor. Onun için milli tarım politikası da çok önemli. Kendi gübremizi, kendi tohumumuzu ülkemizin üretmesi gerekir. Şu anda ülkemizde 30'un üzerinde üniversitemiz var, ziraat fakültelerimiz var. Bunun yanında araştırma istasyonlarımız var. Bu potansiyel ülkemizde yeteceği kadar var. Ancak bu insanların önünün tarımla alakalı açılması gerekir. Şeref Bey, peki diyelim ki ihracat olanağı olmadı. Yani iç piyasanın bu elinizdeki mahsulü tüketme imkanı mümkün değil midir? Ya da orada mesela işte pandemi dönemi ve bahsettiğiniz meyvelerin besin değeri ve vitamin değeri oldukça kıymetli. Yani farklı bir çerçevede içeride değerlendirme imkanı hiç yok mudur? Şu anda içeride değerlendiriliyor. Ancak içerideki bizim tüketimimizin çok fazla üzerinde depolarımızda limon var. Yani insanlar eskiden sadece limonu tüccarlar alıyordu. Şu anda üretici kendi adına kara depo dediğimiz bir de normal enerjiyle çalışan soğuk hava depoları var. Bir de bölgemizde doğal depolar var. Üretici artık kendi ürününü bu doğal depoları da devletimizin destekleriyle yapıldı. Devletimiz bölgemizde ne kadar doğal deponun olduğunu kesinlikle biliyor. Belki kara depoyu bilemeyebilir ama doğal depolardaki limonun ne kadar olduğunu biliyor. Bunun için kesinlikle ben buradan uyarıyorum, kesinlikle limon ihracata gitmeli. Eğer limon ihracata gitmezse bizim tüketimimizin üzerinde üretimimiz var şu anda depolarda. Zaten Ağustos ayının başında yeni üretim başlıyor. Süre kısaldı. Bir de şu anda deponun haricinde bölgemizde şataf dediğimiz şu anda dalında olan çok büyük bir şey teşkil etmiyor ama nihayetinde bu İran'a, Irak'a giden limonlardı. Bu limonlar da dalında duruyor. Onun için şu anda lokantalarımız kapalı. Turizm bölgemiz kapalı. Turizme giden ciddi manada limonumuz vardı. Efendim kebapçısı, tam tunicisi kapalı. Şu anda limon sadece evde tüketiliyor. Onun için limonun önü açılmalı. Peki. Şeref Bey, teşekkür ediyorum. Biz üreticinin sesi olmaya elbette burada devam edeceğiz. Sizleri de daha sık yayınlarımıza almaya ve başta gıda güvenliği meselesi olmak üzere üreticinin sorunlarını dile getirmeye devam edeceğiz. Yayınımıza katıldığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Efendim, Anamur... Biz de sizlere
ediyoruz. Sağ olun efendim. Anamur Ziraat Odası Başkanı Sayın Şeref Gümüş Skype bağlantısıyla işte başta muz, limon ve çilek üretimi olmak üzere meyve alanında yaşadığımız özellikle tabloyu bize anlattı. Tam döneminde de bence sesini duyurduk diye düşünüyorum. Talepleri açıktı. Ümit ediyorum kısa zaman içinde bu taleplere de yanıt gelmesini ümit ediyoruz efendim. Turizmde normalleşme haritası hazırlandı. İç hat uçuşlarından uçuşlarının bayramdan sonra başlaması bekleniyor. Turizmciler iç pazarın Haziran'da, dış pazarın ise Temmuz ayında hareketleneceğini öngörüyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamalarıyla normalleşme sürecini adım adım planlamış durumda. Turizmde normalleşme haritası hazırlandı. Biz tesislerimizi COVID-19'da da ya da herhangi bir virüsle de alakalı olarak inaktive etme noktasında çalışmalarımızı da gerçekleştirdik. Turizm sektörü normalleşme planlarını Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın önderliğinde yaptı. Otellere maksimum %60 doluluk izin verileceği iddia ediliyor. Konaklama tesislerinin Haziran ayında açılması, yurt içi uçuşların da bayramdan sonra başlaması bekleniyor. Öncelikle iç pazarın yani yerli misafirlerimizin Haziran ayı itibariyle hareketleneceğini düşünüyoruz. Tabii bu çok hızlı bir hareket olmayacak. Normalleşme haritasına göre 12 Haziran'dan sonra da yurt dışı uçuşların başlatılması hedefleniyor. Turizmciler Türkiye'nin konumu itibariyle uçuşların uygun zamanda başlatılması gerektiğini belirtiyor. Rusya'da 1 Ağustos'a kadar uçuş yasakları söz konusu. Ben Avrupa Haziran ayı itibariyle uçuşları başlatacağını ifade ettim. Hem Avrupa akabinde de Rusya pazarıyla birlikte tekrar biz turizmde hareketleneceğiz diye düşünüyoruz. Normalleşme haritasıyla tesislerde sıkı önlemler alınacak. Konaklayanlar ayrıldıktan sonra odalar 12 saat boş bırakılacak. Odalardaki nesneler ve cihazlar turist otelden ayrıldıktan sonra dezenfekte edilecek. İnsan temasının yoğun olduğu yüzeyler dezenfekte edilecek. Çevreye dezenfektanlar koyulacak. Virüsün inaktif hale getirilmesi noktasında hem odalarımızda hem genel mekanlarımızda hem restoranlarımızda yani otelin her noktasında bununla ilgili de ayrıca bir manzume hazırlanıyor. Son plana göre açık büfeler yerine cam büfeler gelecek. Yemekler bu panelin arkasından sunulacak. Servisi personel yapacak. Ortak kullanımda olan çay kahve makinesi gibi cihazlar kaldırılacak. Tuz, baharat, şeker ve kürdanlar tek kullanımlık paketlerde sunulacak. Havuza girmeden önce turistlerin uyması gereken kurallara yönelik uyarıcı tabelalar asılacak. Fitness salonu ve spa alanları bu sezon kapalı olacak. Ateş, öksürük gibi risk durumunun görülmesi halinde turist oteldeki karantina alanına alınacak. Ayrıca otel çalışanlarına yönelik de önlemler alınacak. Bir takım önlemler almış idik ki bunları da devam ettireceğiz ve bunların üzerine koyacağız. Ayrıca otel çalışanları için ek tedbirler uygulanacak. Türkiye Otelciler Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Burhan Silli, rezervasyon yaptıracak vatandaşlara uyarılar da yaptı. Hijyen kurallarını uygulayan oteller ön planda olacaktır diye düşünüyorum. Acentayla ilişki kurmalarını özellikle rica ediyorum kendilerinden. Efendim ve yerel haberlerin yoğunlukta olduğu gazete gündemine bakalım. Özellikle bölgelerde, gerçi özellikle takip eden dinleyicilerimiz yerel haberlerin yoğunlukta olduğu gazetede, yerel gazetelerde, medyada üreticinin daha fazla haberinin yer aldığını görecekler. Yani işte genel gündemle yerel gündem arasındaki fark. Eskişehir Şehir Gazetesi, üreterek atlatacağız, tüm dünyayı etkisi altına alan salgının rakamlarla ciddi şekilde yansıdığına vurgu yapan ESO Başkanı Kesikbaş, ancak gün umutsuzluğa kapılmadan üretmeye devam etme günüdür dedi diyor. Devam edelim. İzmir İlk Ses Gazetesi, kentli köylere akın edecek demiş. Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi 2. Başkanı Banu Erdal, salgınla birlikte önemi artan sağlıklı gıdaya ulaşım ve doğa özlemiyle kentten kırsala göçün artacağını ifade etmiş. Bu çok tartışılıyor bu arada. Yani bunu herhalde ayrı bir gündem olarak ele almak durumundayız. Özellikle İzmir Otoyolu'nun da devreye girmesiyle birlikte gerek organize sanayi bölgelerinin, yani gayrimenkul hareketliliğine baktığımızda öyle bir boyut var. Gerekse işte kırsal yaşam sürecinin, yani tamamıyla ya da tam anlamıyla çiftlik denemez belki ama insanların buralarda tek katlı yapılar ve bir küçük bahçe çerçevesinde bir
talebi olduğu gayrimenkul sektöründe dile getiriliyor. Bu önemli ayrıntıyı da ayrıca değerlendirmek gerekiyor. Yani köyden kente ya da kentten köye ya da geri göç gibi değil ama yani bu söylediğim mevcut kentlilerin deyim yerindeyse kırsala doğru yönelişi gibi belki tanımlayabiliriz. Devam edelim bu önemli haberde. Bir sonraki gazetemiz Konya Haber Gazetesi. Birlik Beraberlik noktası BBN Haber Gazetesi. Çiftçi memnun demiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan hububat alım fiyatları üreticiyi tatmin etti. Sektör temsilcileri taban fiyat ve destek uygulamalarıyla gelecek yıl buğday ekim sahalarının genişleyeceğini ifade ediyormuş. Kilo başına 23 kuruş destek. Zamanlama çok önemliydi ve fiyat artışı da %22.2 oldu şeklinde haberler ayrıntılandırılırken Denizler'de birinci sayfada anılmış gazetede efendim. Devam edelim. Net Haber gazetesi üreticiye müjde. Malatya gazetesi Malatya Şeker Fabrikası mısır, arpa ve buğday alımı da yapacak diyor. Malatya Şeker Fabrikası'nın şeker pancarının yanı sıra üreticilerle mısır, arpa ve buğday üretim anlaşması yaparak alım yapacağı bildirildi. Fabrika müdürü Suat Altun, Malatya, Kahramanmaraş, Elazığ, Şanlıurfa, Sivas, Adıyaman ve Gaziantep'te sözleşmeli pancar ekimi yaptırdığı çiftçilerle mısır, arpa ve buğday ekimi sözleşmesi de yaparak üreticiye destek olunacağını ifade etmiş. Bu güzel haberlerden biri. Bir diğer başlıksa birinci sayfada çiftçi yine mağdur demiş. Dünyayı etkisi altına alan COVID nedeniyle alınan tedbirler Malatya'da esnaf kadar çiftçi ve köylüyü de olumsuz etkiledi diyor haberde. Evet, yerel gazetelerin hemen sonrasında hızlıca sosyal medyada yine sizler için seçtiklerimizde günü ve gündemi tamamlayacağız efendim. Mehmet Perinçek, İngiltere'de Nisan ayında araba satışları 1946'dan beri en düşük seviyeye indi. İşte dünya çapında COVID-19'un belki de ilk önemli etkisi 1946 yılından beri otomotiv satışlarında en düşük seviyenin görülüşü. Sadece Çin'i herkes öne çıkarttı işte -%6 şeklindeki büyümesini ama dünya genelinde de böyle bir tablo söz konusu. Tabii otomotiv sektörü ortalama 3 yıllık planlamalarla kendi planını yapar ama bilemiyorum buna bu kadar hazırlıklı mı, etkilerini gözlemleyeceğiz. Bir de hala daha niye bu kadar pahalı araba satmaya çalışıyorlar onu da anlamakta ben zorlanıyorum. Yani sadece burada ÖTV bilmem ne falan değil biraz direnme de benim gözlemleyebildiğim kadarıyla var ama bakalım ne olacak ya da yaz dönemi kampanyalar başlar mı onu da bilmiyoruz. Bakalım göreceğiz. Devam edelim. Sıradaki sosyal medya paylaşımı Beyazıt Karataş Komutan'dan. Beyazıt Komutan F-35 projesinde Türkiye ve mevcut durum sürecini yakından analiz etmeye sürdürüyor. Yani bir yandan bölgesel gelişmeleri, bir yandan S-400 meselesi ve bir yandan da F-35'e ilişkinde bu pandemi döneminde bilgilendirmeyi sürdürüyor yurttaşları. Bu tanıtımda diyor F-35'e ilişkin daha önce bahsettiğim ALİS, SDM ve PBL'ye ilave olarak diyor Odin Meşedi gibi yeni bilgiler bulacaksınız. F-35'in sakıncalarının yanı sıra diyor Türkiye için diyor Milli Muharip Uçak Projesi'nin önemi TFX ve MMU'nun daha iyi kavranacağını ifade ediyor. İyi seyirler diyerek de sosyal medya hesabından paylaşmış efendim. Görebiliyor muyuz acaba? Devam edelim mi? Evet, sessiz bir görsel ama F-35 uçaklarına ilişkin meraklıları için en azından Beyazıt Komutan'ın bu tweetini de paylaşmış olduk. Varsa son kalanlara da bakalım. Başka kaldı mı efendim?
Bu tanıtımda diyor S-400'lere ilişkin daha önce bahsettiğim konulara ilave yeni grafikler göreceksiniz. Grafikler için diyor Altay Fazıl da yine teşekkürlerini iletmiş. ABD'nin hurda patriotlarına ihtiyacımız olmadığını kavrayacaksınız. Devam eden milli projelerin hızlandırılmasıysa burada öncelik taşıyacaktır diyerek de ifade ediyor. Bunu grafiklerle de anlatıyor. Böylece diyor bir asılsız iddiayı daha çürütmek maksadıyla açık kaynaklardan elde ettiğimiz bilgilere göre S-400'lerin özellikle balistik füzelere karşı 2007-2019 yılları arasında onlarca test tatbikat atışlarının yapıldığı önümüzdeki yıllarda da yapılacağı anlaşılmaktadır. S-400'e ilişkin böyle bir bilgiler dolaşıyordu ama Beyazıt Komutan bunları da test notlarını paylaşarak ve yaptığı yorumla da çürütüyor efendim. Bunu da hatırlatalım dedik. Farklı gündemlerde artık yavaş yavaş analizlere ve haberlere konu alıyor çünkü biz burada yine bu farklı gündemlerin önemli ayrıntılarını sizlere sunmaya devam edeceğiz. Yayında ve yapımda emeği geçen ekip arkadaşlarımla günü tamamlayacağız değerli seyircilerimiz. Yarın aynı saatte sizlerle yine bizler birlikte olmak istiyoruz. Tabii yani son birkaç gündür özellikle bir rehavet havası söz konusu. Evde izolasyon şart. Bakın dün biraz tırmanışa geçti vaka oranı. Kontrollü yani kaybetmedik henüz ama risk her zaman bu tip meselelerde önemlidir. Geçtiğimiz gün Osman Müftüoğlu hocanın tarihten bir salgından verdiği örnek vardı. Başta her şey çok kontrollü gitti ama bir anda rehavete kapalınca ikinci dalgada maalesef istenmeyen sonuçların olduğunu hatırlatmıştı. O notu da hatırlatarak rehavete kapılmayın, hoşça kalın, evde kalın efendim.